keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Kent 77 ekranlarından herkese merhaba. Türkiye Basketbol Ligi'nin ev kapsamlı konuşulduğu program Pota Altında. Ben Muhammed Canbaz. Ben Emre Er Yılmaz. Biraz gecikme olarak sizlerle birlikteyiz efendim. Dop dolu gündemle yine bu hafta Emre. Evet. İzleyicilerimizin karşısındayız. Evet, 18. hafta maçlarını geride bıraktık. Yine iki tane de değerli konuğumuz olacak, video konuklarımız. Hızlıca yine tempolu bir program düşünüyoruz. Evet, istersen başlayalım. Evet, hızlıca başlayalım. O zaman haftanın sonuçlarını ekrana getirip hemen programımıza hızlı bir giriş yapalım. Evet, geçtiğimiz haftaya adeta iç saha takımları damga vurdu. Oynanan 7 maçın 6'sını iç saha takımları kazandı diyerek ekrana görselimizi getirelim haftanın sonuçlarını. Evet, Semt 77 Yalova Spor deplasmanı Anadolu Basket'i 24 sayı farkla mağlup etti ve haftanın deplasmanında kazanan tek takım oldu. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Sigorta Amnet'i çok rahat geçti ve formunu sürdürdü. Büyükşehir Hastanesi Konya Spor Mamak Belediye'yi zorlansa da geçmeyi başardı. Balıkesir Büyükşehir Belediye belki de haftanın maçında Samsun Spor'u mağlup etti ve zirve yarışına ben de varım dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor çok zorlansa da son periyotta o da final sporu mağlup etmeyi başardı. Akhisar Belediye Budo Gemlik Basketbolu rahat geçti. Bornova Belediye de TRT Spor 2'den yayınlanan haftanın son maçında İstanbul Basket'i son periyottaki oyunuyla geçmeyi başardı diyelim. İstersen puan durumunu da getirelim mi ekrana? Olur, iyi olur. Puan durumunu da ekrana getirelim, evet. Gördüğün üzere lig yine bıraktığımız gibi ortalık karıştı. Akhisar'ın ve lider değişti. Evet. Akhisar tahtına geri döndü. Geri döndü, onlar da 14 Şubat'ta geri döndüler ve sevgililer günü hediyemiz budur diye paylaşım yaptılar, hoş şeyler. Çok enteresan. Gerçekten şu enteresan an lig zirvesiyle 9. arasında, yani playoff'un son bandı arasında sadece 2 galibiyet var. Altta da 10-11-12 de 9 galibiyette. Daha düzcesi var, maçı eksik 9 galibiyette. Çok karışık gerçekten. Yani küme düşme hattından bir üzeri 2. ile 2 galibiyet fark var evet, arasında. Evet, yani 12 takım şu an zirve yarışında, 4 takım da kümede kalma yarışında adeta şu anda. Yani 12. takımın bile zirve şansı var şu anda. Hatta küme düşmeye oynayan takımlar da oldu ki bir seri yakaladılar. Çok onların enteresan da gerçekten. Şansları var. Ki bu haftaki dediğimiz gibi Balıkesir-Samsun maçı iyice ortalığı karıştırdı. Balıkesir adına çok kritik bir galibiyetti diyelim. Ve istersen hızlıca maçlarımızı değerlendirmeye başlayalım. Evet. Bu haftanın tek deplasman galibiyeti Yalova Spor'la başlayalım istersen. Evet. Anadolu Basket Yalova Spor ilk yarısında 64 sayı attığı maçta 82-106 gülmeyi bildi. Hata yapmaması gereken yerde, hata yapmamız gereken yerde hatayı da yapmadık. Evet. Öne çıkan ya mükemmel bir ikinci yarı, ikinci çeyrek performansı, ilk devre performansı. 64 sayı attın mı zaten yapacak bir şey yok. Hele ki ikinci periyodun son 3 dakikasında mı ne? 16 sayı üretiyor Yalova Spor ki o periyotta zaten maçı da koparmayı başardılar. Akın'ın, Şahin Ekmen'in, Lamon Jones'a çok yani ihtiyaç bile kalmadı. Çok ihtiyaç bile duymadılar. Mike Morrison da ilk periyodu çok etkili oynadı ve Yalova yani önceki haftaların aksine her parçasından, oynayan her oyuncusundan katkı aldığı müthiş bir takım galibiyeti elde etti. Emre, yani bizim rahat kazandığımız maçlarda dikkat et. Şahin ile Akın aynı anda iyi performans verdiğinde biz çok rahat kazanıyoruz. En son Düzce deplasmanında bu ikiliden çift tanelerde katkı alınmıştı. O da rahat bir galibiyet. Çok zor bir deplasmandı. Rahat bir galibiyetti. Kesinlikle öyle. Ya tabii ki Semt 77 Yalova Spor'un galibiyetine gölge düşürmeyelim. Tabii ki güzel bir galibiyet ama Anadolu Basket'in de durumu gerçekten çok üzüyor. Çok üzücü yani. İlk yarının sempatik takımı, flash takımı kaybetse de her maç için pes etmeyen takım Anadolu Basket sezonun ikinci yarısında şu ana kadar her maçta darmadağın oldu adeta. Balıkesir'e, Sigortam'a mıydı? Evet. Sonra Yalova Spor'a. Yalova Spor'a. Nasıl olacak bilmiyorum. Yeni yabancılar, McMurray ve Fitzner. Clark'la çok yumuşak kaldı Fitzner'e de ya. Bridgman gittikten sonra tempoları da düştü. Yeni gelen kısa da yani bence tat verecek olacak. Ama ya, bilemiyoruz şey, yani. Geçtiğimiz hafta şey söylemiştik ya. Anadolu Basket'in zaten önümüzdeki 3 maçlık fikstüründe Yalova var, Denizli var ve Samsun vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani demiştik ki zaten bu 3 maçı
bir bu oyuncular için ısındırma periyodu olarak düşünüp asıl 3 hafta sonraki final spor maçına takımın hazır, sisteme alışmış oyuncularla birlikte çıkmalarını hedeflemelerini düşünmüştük. Gidişat oraya doğru gidiyor. Önümüzdeki 2 maçta bence Anadolu Basket için böyle geçecek gibi duruyor. Yani Allah korusun o 2 maçta sakatlık vermeden tempo yakalayarak olası bir rakibin kötü olduğu durumda, rakibin eksi olduğu durumda galibiyet kovalayıp ama yine de final spor maçının hedef maç olarak ilerlemesi gereken bir periyoda girdiler. Evet. Ki onları alt da... tarafta da final çok iyi top oynuyor. Bu hafta bütün takımlar kaybetti alt sıradakiler ama final iyi top oynuyor. İkinci yarıya çok iyi başladı. Anadolu Basket, Gemlik maalesef ikisi de çok kötü. İstanbul Basket zaten artık onlar için bir şey söylemeyelim. Hani kümede kalma adına. Bu üç takımdan biri daha küme düşecek. Büyük ihtimalle ve şu an Anadolu ile Gemlik finalin gerisine düştüler. Oyun olarak da biraz gerisine düştüler Emre. Tabii ki zaten. Hani son o transfer dönemi bitmesine bittiği hafta öyle söyleyeyim yapılan takviyelerle birlikte final spor net şekilde önlerine geçti. Hatta geçen hafta biliyorsun koçları bize açıklama yapmıştı. Belki istedikleri galibiyeti alıp biraz yukarıyı belki macera belki istek ama deneyecekler yani belli. Yani Anadolu Basket dediğimiz gibi yabancı hakları da doldu bu arada hani. Şu an 4 yabancıyla bir sezonda sözleşme imzalayabiliyorsun ve şu an hakları da oldu yani yeni bir yabancı takviyesi diye söz konusu değil. Söz konusu değil. Bu yabancılarla ya sezonu bitirecekler yani ya da sezonu ayırıp, bitirecekler. Ya da yani sezonu bitirecekler. Öyle devam edecek gibi duruyor. Emre burada Yalova Spor Yunus Akçay'ın performansı çok önemli. Kesinlikle geldiğinden öyle. Beri işin hep defansif kısmındaydı çünkü hücum ritmini bir türlü oturtturamamıştı. Uzun süre oynamadan geldi biliyorsun. Evet. 7 sayı 4 maç 9 asist 2 top çalma. Ki 3 maçtır da iyi oynuyor. Bir Sigortam Net maçında o da zaten sakatlık yaşamıştı bir önceki maçta. O Sigortam maçını kötü oynamıştı. Onun dışında İstanbul maçıydı galiba. Gemlik maçı, bu maç hep etkili performanslar sergiliyor. Yani onun iki yönlü bekliyoruz ve yavaş yavaş o kıvama geliyor. Kesinlikle öyle. Bir de Mike Morrison'a da şöyle bir saygı hashtag ile bir mesaj göndermiş olalım. Bütün hafta zaten Yalova bir önceki maçın pazartesi oynamıştı. Salı geldiler. İki idman yapıp perşembe Ankara'ya gidip cuma maçı oynadılar. O arada Mike Morrison sıfır idman yaptı. Hiç idmana çıkamadı sakatlığı nedeniyle. Ve bu maça sıfır idmanla çıkıp 16 sayı 8 ribaundla oynadı. Ki ilk periyoda da yani Yalova Spor'u sürükleyen isimdi. Tabii ki karşısında güçlü bir yabancı pivotun olmamasından da yararlandı ama bütün maçı etkili oynamayı başardı ve maalesef önümüzdeki haftada oynayıp oynamayacağı da çok şüpheli duruyor. Yani sakatlığı benim sürüyor. Durumundan gördüğüm kadarıyla oynamayacak gibi geliyor. Belki bench'te yer alır. O da belki diyorum. Bence o da düşük ihtimal. Ya da oynasa da ne kadar verim verir? Çünkü önceki haftalarda da sakat olmasına rağmen hatırla sevgili koçumuzu burada Hakan Yavuz'u konuk ettiğimizde şöyle söylemişti. Sakatken oynamak istedi. İki şeyden dedi. Bir yerini kaybetmemek için bir de gerçekten bağlılıktan dedi. Sakat olmasına rağmen oynuyor demişti koçumuz. Ve sakat oynuyor olarak oynamaya devam etti. Bu bir yerde dur diyecekti buna. Yalova Spor cephesi adına çok üzücü. Deniz maçı çok hedef bir maç. Yalova için de şöyle bir olumsuz ibre var. Hedef maçı kazanma konusunda sıkıntılarımız var. Bu maçta hazır bir Mike Morrison'a çok 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 daha ihtiyacımız vardı. Yani muhtemelen oynamayacak gibi geliyor. Bu da evet ben bu maç hakkında da son bir detay olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu maç TRT Spor 2'den yayınlandı bu arada. Pazartesi de Yalova'nın maçı yayınlanmıştı. Cuma da yayınlandı. Yani aynı spiker denk geldi Yalova maçına yine ve aynı hatalar yapılmaya devam edildi. Bilmiyorum neden böyle. Hatta yani bu sefer Anadolu Basket cephesinde de yani Cemal McMurray'e Dante Murray dendi bütün maç boyunca falan yani. Dante Murray evet. Dante Murray. McMurray de değil. McMurray. Adamın adı Cemal McMurray. Yani Dante var da Dante kimliğine yani ben sığmamıştır şunu muhtemelen. Söylemek istiyorum. Mesela LeBron'un da Remain miydi? Raymond mıydı? Öyle bir ismi var. Mesela LeBron Raymond James deseler ne kadar tuhaf gelir ya da Raymond James. Yani Zion Williamson var. Zion'ın bir de Latif diye bir ismi var biliyor muydun? Zion Latif Williamson deseler gülmez misin ya? Derler ki sen nasıl pikersin yani? O adamın o ismi söylenmeyecek. Cristiano Dos Santos Ronaldo mu? Değil yani. Bu da gerçekten bütün maçın kulağımı tırmalayan çok kötü bir detaydı ya. Doğru. Bir de biz seninle biraz daha irdeledik o durumu. Evet. Onu duydukça da of. İçine giremiyorsun maçın. Bir de şey enteresandı bu maçta Tunağan Emircan'ın 3 numarasını giydi bu maçta. Bir formalarda bir sıkıntı olmuş. Takımı da kimseyi tanımadığı için. Tanımadığı da dediğim pazartesi maçını anlattığı takımın cuma tekrar maçını anlatıyor. Aynı adamlar sahada. Yani forma numarası 3 yazıyor diye o adama Emircan dedi Tunağan'a mesela. Çok
Vallahi Emre ben artık yorum yapmayacağım. Ama şöyle güzel bir sana da haber vereyim. Bundan sonrakiler ev maçı olacağı için inşallah. Evet, Yalova'nın artık yayınlanacak deplasman maçı kalmadı. Evet, diğerleri iç saha maçı. Herkesin iki deplasman maçı yayınlanacak. Umarız onlara Veli Yiğit gelir. Evet. Yani Veli abi diyeyim. Ya Veli Yiğit, Eren Koca diğerleri güzeldi. Zaten Bornova maçında Veli Yiğit anlattı. Bakalım nasıl devam edecek diyelim ve devam edelim. Bence. Diyelim Yalova sporumuzu tebrik edip Merkez Efendi Denizli Sigortamnet maçına geçelim Emre, olur mu? Tabii ki. Ya Sigortamnet 3 maçtır kazanıyordu. Çok formdaydı. Gerçekten ligin ilk yarısındaki formu olmasa da yani galibiyet ritmini yakalayan bir takımdı. Ama Merkez Efendi Belediyesi Deniz Basket ağırlığını koydu. Gerçekten kaldı 12 diyorlar. Devam ediyorlar. Diyorlar, haklılar. Çok yoruluyorlar. Güzel bir mesaj maçıydı. Sigortamı yenmek kolay değil. Kabul, Denizli ile kıyaslayabileceğiniz bir kadro kalitesi yok. Tabii ki. Bunu kabul ediyorum. Ama Sigortam ligin önemli teknik ekibine sahip. Önemli bir ekip. Takım ruhuyla ve motivasyonla oynayan bir ekip. Rüzgarı arkasına aldığında o gün durdurmanız zor. Momentumu iyi yakalayan bir ekip. Merkez Efendi Denizli'nin büyük maçları artık arada yine kazalar yaptılar. Kaybetmemesi gereken maçlar kaybettiler. Büyük maçlar. Yani büyük maçlardan kastım çok büyük maçlar değil bunlar ama. Balıkesir, Yalova, Akhisar, Samsun. Gibi. Sigortamı da bu ekiplerin içine ekleyebiliriz. Bu gibi galibiyetlere ihtiyacı vardı. Mesaj verdiler. Kesinlikle. Ve şöyle düşün ki Yalova'ya bu moralle gelecekler. Evet. Ya bu hafta o maç da çok güzel olacak. Son 8 maçta 7 galibiyet alan Yalova Spor'la son 6 maçta 5 galibiyet alan Merkez Efendi Belediyesi. Mükemmel bir maç olacak gerçekten. İki formda ekip. Tek fark işte biz Sigortamı kazansaydı Yalova Spor. Evet, daha Merkez Efendi'ye bir tık daha rahat ve daha özgüvenli. Evet. Çıkacaklardı. Bir de şu iki takım arasında mesela Yalova'ya geçmiş olduk ama bu haftaki maç için söyleyeceğim. Mesela Semt 77 Yalova Spor'un bu süreçteki galibiyetleri hep zar zor gelirken Merkez Efendi Belediyesi hepsini ağırlığını koyarak gerçekten oynaya oynaya kazandı diyebiliriz yani. Ağırlığını koyarak ki bu maçta da tam yani gerçekten Zafer Aktaş takım oturdu. Serkan Menteşe, Chauncey Collins, Altan Erol, Hakan Yapar, Dwight Colby. Çok iyi bir dörtlü. Dwight Colby'yi söyleyince tekledin Emre. Kabul. Dwight Colby yerine çok daha iyi bir uzun olabilirdi. Evet ya, ve Chauncey Collins de haftalardır hep diyorduk ki tamam takım artık takım oyun oynuyoruz. Daha az top atıyordu ama bu maçta da gerektiğinde de ısındığında da Chauncey Collins tekrardan kendini maça gösterdi. Maça çok iyi başladı. İkinci periyoda çok daha iyi başladı. Yüzdeli başlayınca ritim tuttu ve gitti. Mükemmel. 25 sayı attı ilk yarıda ya. 18'i ikinci periyotta olmak üzere 25 sayı attı. Çok yüzdeli attı ve adeta yani Sigortamı ilk yarıda darmadağın eden adamdı. Üçüncü periyoda da Serkan Menteş'e bir anda Collins durdu. Bu sefer Serkan Menteş'e çıktı. Ondan 3-3'lük buldular yanlış hatırlamıyorsam. 11 sayı yaptı. O ara zaten fark 19-20'lere çıktı. Son periyodun başında da Sigortam ne zaman yaklaşsa bu sefer de Altan Erol çıktı. 3 tane 3'lükle Sigortam'ın direncini kıran isim oldu. Hocam bunlar çok önemli. İşte çark durduğunda bir oyuncunun sivrilmesi, 1-2 oyuncuya kalmayıp 3. 4. oyuncuyu bulman seni hedef maçlarda galibiyete götürüyor. Oyuncu kalitesi, oyuncu karakteri bunlar da çok önemli. İşte Chauncey Collins yüzdeli başlayarak Sigortam'ı biraz daha zorunlu hücumlara itti. Onu söyleyeyim. Çünkü sürekli üçlük buluyor, sürekli üçlük buluyor. Döndüğünüzde evet. Bazen iki sayı sizi tatmin etmiyor. Sizin de hani üçlükte bir cevap vermeniz gerekiyor gibi hissettirip zorladı. Sigortam 26 ile oynadı zaten. BJ Black Yalova maçında iyi bir görüntü vermişti. Geri dönüyor mu acaba eski Black demiştik ama bu maçta yine Yalova'yı seviyor. Etkisizdi, ritimsizdi, yüzdesizdi. Wilson son periyotta geri dönüş çabaları sergiledi ama yeterli olmadı. İstersen bu maç hakkında videolarımız var iki tane. Onları ekrana getirelim. Olur. Önce Denizli Sportmenlik Dışı İtiraz diye bir videomuz var. Onu ekrana getirebilirsek eğer. Bu maçtan iki videomuz var. Biz de yorumlayalım video evet, üzerinden. Sessiz bir video zaten. Üzerine konuşabiliriz. Evet, bu pozisyonda evet, karşılaşmanın son periyodu fark 17 sayı. Burada Chauncey Collins'in müdahalesi sonrası Efekan yerde kalıyor ve sportmenlik dışı faul kararı çıkıyor. Sen ne düşünüyorsun bu pozisyon hakkında? Devam ettirebiliriz. Daha slow motion ve yakın çekimi olacak bu videonun devamında. Yani Emre, faul değil gibi geliyor. Hani eğer faul ise buna sportmenlik verilebilir ama faul mü? Evet, tekrar izliyoruz. Yani bilmiyorum, bana çok kolay bırakmış gibi. Ya şu müdahale şu değil ya. Değil yok yani. Ya değil. Çok yazık olmuş. Collins çok ya, haklı bence. Foul değil, onu söylüyorum. Evet bence. Yani foul ise sportmenlik dışı ama foul değil. Bence de kesinlikle öyle. Ki çok kritik bir andı. Bu andan sonra Sigortamnet bir anda bir geri dönüş ateşini yaktı.
Ve şimdi ikinci videomuz var. Bu sefer de Sigortam.net sportmenlik dışı itiraz videomuzun adı. Onu ekrana getirebilirsek eğer. Bu sefer de onun üzerine konuşalım. Bu sefer de Sigortam.net sportmenlik dışı faul bekleyen cephe. Ama bu sefer de çıkmıyor. Normal faul kararı çıkıyor. Burada Derek Wilson ribaundu alıyor ve arkasından Altan Erol'un bir müdahalesi var. Sen ne düşünüyorsun? Bakıyorum Emre. Yani çok ortada Emre ya. Ben çok ortada. Bu pozisyon sonrasında da koç Andaç Yapıcıyer teknik faul yedi. Ve yani adeta Sigortam.net'in ümitleri sona erdi diyebiliriz bu pozisyon sonrasında. Bilmiyorum, bana da yani arkadan Altan Erol'un bir müdahalesi var gibi. Ya öncekinden daha bir sportmenlik dışı mesela bana göre. Topa değmemiş zaten. Arkadan müdahale de... Doğru yani, arkadan müdahale nereden? Bilmiyorum gerçekten. Bunu da ekrana getirmiş olalım. Takdiri de size bırakalım. Gerçekten yani şu sol elini topa doğru uzatsa... Hani topa hamle olabilir gibi geliyor ama topa hamlesi de yok. Burada bilmiyorum. Da koç Andaç haklı olabilir. Ben de açıkçası buna sportmenlik dışı diyorum. Öncekine de kesinlikle sportmenlik dışı olmadığını düşünüyorum. Önceki kesinlikle değil. Buna da sana yakınım. Evet. Diyelim ve daha konuşacak bir şeyimiz var mı bu maç hakkında? Maç hakkında bakıyorum. Yok. Söylediğim gibi Altan Erol son periyot, Serkan Medici 3. periyot, Çansı Konis 2. periyodu aldı ve Denizli maçı aldı götürdü. Derek Wilson çizgisini hiç bozmuyordu dediğimiz bu herhalde ikinci de üçüncü kötü oynadığı maç. Öyle galiba. Ama Serhat Uğur kaldığı yerden devam ediyor hemen. Evet. Diyelim ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Samsun Spor maçına geçelim. Haftanın maçıydı. Gerçekten öyle. Yani hem keyifliydi hem de haftanın maçıydı. Ve Balıkesir'de ağırlığını koya koya. Bu sezon ilk kez Balıkesir'i izledik yani hani, gerçekten. Galibiyet gibi galibiyet. Kesinlikle öyle. Yani masaya vurdu elini ve aldılar galibiyeti. Balıkesir'le ilgili de videomuz var biliyorsun. Evet. İstiyorsan onu başlayalım o zaman. Öyle başlayalım. Evet. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un değerli neydi? Balıkesir Büyükşehir Belediyespor basketbol şube sorumlusu Sayın Talha Esen'den maç hakkında, sezon hakkında bir değerlendirme aldık. Şimdi sözü ona bırakalım ve videomuzu izleyelim. Öncelikle Muhammed Canbaz ve Emre En Yılmaz kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdikleri için, böyle bir program sundukları için, TVR'ye önem verdikleri için. Kent 77 TV'ye de buradan çok teşekkür ediyorum onlara aracılığıyla. TVR'nin konuşulduğu bir programın olması hepimiz için gurur verici ve zevkle takip ettiğimiz bir program. Maçın değerlendirmesine gelince bu hafta da Samsun Spor'la kendimizi oynadık. Zor bir maçtı. Samsun Spor Balıkesir'e geldiğinde lider durumdaydı. Ama biz kendimize güveniyorduk, kadro kalitemize güveniyorduk. Yeni bir hocamız geldi ikinci yarı. Belki kötü başladık Kocaeli maçıyla ama sonrasında Ankara maçı ve Samsun maçıyla toparlandığımızı düşünüyorum. Maçın öncesinde aslında iki tane eksiğimiz vardı. Önemli eksiklerdi bunlar. Şafak Etkin'in oynamayacağını biliyorduk. Bunun yanında İbrahim Yıldırım'ın da durumu belli değildi. Ama İbrahim Yıldırım aslında iki çeyrek oynadı ama ikinci çeyrekten sonra İbrahim'den faydalanamadık. Buna rağmen 13 tane oynar oyuncumuzun olmasının avantajıyla maçtan baştan sonra üstün götürdüğümüz maçı kazanmayı başardık. Ve lider Samsun'u kendimizde yenmeyi başardık. Belki iki davarıcı alamadık ama ben ligin oraya kalacağını tahmin etmiyorum. 17. haftayı bitirdik. 18. hafta maçları oynanacak bu hafta. Biz final spor deplasmanına gideceğiz. Ben takımına güveniyorum. Oradan da bir galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Ama lig uzun bir maraton. Daha 13 hafta daha var. Zorlu bir yarış devam ediyor. Yanlış bilmiyorsam 4-5 takım şu anda 2. sırada, 3. sırada, 4. sırada, 5. sırada, 6. sırayı paylaşıyorlar. Sürprizlerin artık daha az olacağını düşünüyorum. Ligin sonuna doğru yaklaştıkça daha az sürpriz göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü artık biraz daha taşlar yerine oturmaya başladı. Ama ligin heyecanı, ligin kızışması biteceğini düşünmüyorum. Sonuna kadar harika bir TBL izliyoruz. Biz de burada varız diyoruz. Biz de şampiyonluğun adayız diyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Tek hedefimiz birinci bitirip şampiyon olmak. İzleyen herkese buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Evet, sevgili Talha Esen'e de bizim için sarf ettiği sözler, kanalımız için sarf ettiği sözler için çok teşekkür edelim. Tabii ki. Bu video destek de, artık buna video destek diyelim çünkü bu bize destek oluyor. Video destek için de teşekkür edelim. İstiyorsan sözlerini yorumlayalım Emre. Evet. Yani ben şuradan başlamak istiyorum. 13 oynar oyuncumuz, yani bu çok önemli. Tabii ki. Bu pandemi şartlarında sakatlık olabilir, hastalık olabilir.
Balıkesir geniş kadrosunun avantajını kullandı. Söylediği gibi Talha Bey'in de Şafak sakatlığı nedeniyle oynamadı. İbrahim'in de sakatlığı varmış ve sadece ilk yarıda süre alıp sonrasında çok fazla zorlamadılar. Ama kimsenin eksikliğini hissetmediler. Tabii ki de Miles Mack de tabii ki yani. Aa, Miles Mack bize 2019-2020 model Miles Mack'i izletti. Model Miles Mack'i izletti. Bu bizim için çok keyifliydi. Şöyle bir şey var. Arda Vekiloğlu'nun gelişi artık yavaş yavaş kendini hissettirmeye, kendi oyununa. Ya önceki iki maçta çok da bir belli olmamıştı tabii ki. Yani zaten biri Kocaeli maçıydı, kötü oynamışlardı. Sonrasında Anadolu maçı, zaten Anadolu maçı rahat bir maçtı. Asıl bu maçta görecektik ve gerçekten takımı izlerken farkı görebiliyordun yani. Miles Mack'in iştahını, topu alır almaz rakip sahaya gitmeleri, işte top çalmaları, hiç yani çekinmeden üçlükleri, şutları kullanması gerçekten farklıydı sezon ilk yarısına göre. Takım çok tempolu. Aldığı zaman direkt gidiyor. Hele ki Miles Mack zaten hiç durmadı. Fast break yani çok denediler bunu. Bir de şöyle bir şey var. İkili averajı alamadık ama buna da ihtiyaç duymayacağız deyip rakiplere güzel bir mesaj. İddialı. İddialı. Ama severiz böyle şeyleri. Güzel bir mesaj. Güzel bir mesaj. Yani bence de Samsun'la ikili averaja çok ihtiyaçları kalmayacak gibi geliyor. Ben onu görüyorum. Bilmiyorum. Bu lig hakkında tahminde bulunmak istemiyorum yani. Kolay kolay. Patlaması çok, çok olası yani. Çok muhtemel. Emre, istiyorsan bir yerden bahsedeceksin. İkili averajı neden alamadı? Nerede kaybettiler? Evet. Berkay Sinirlioğlu'nun aldığı bir hücum rebound'dan olanlar vardı. Hazır ondan konuşmuşken onu getirelim ekrana. Diskalifiye pozisyonu diye bir videomuz var. Onu ekrana getirebilirsek eğer, Balıkesir bu maçın son 2 dakikasında 18 sayı farkla önde girdi ve 2 averajı almak üzereydi. 12 sayıyla bitmişti ilk maç. Ama sonrasında işte son 2 dakika burada Berkay Sinirlioğlu'nun çabasıyla inanılmaz bir hücum ribaundu çıkartıyor buradan. Sonrasında Khalil Dux burada pozisyon devamında bir 2+1 çıkartıyor. İzzet beşliyor ve kenara geliyor. Samsun 2 atış kullanıyor. 2 atışı isabetli, bir de serbest atış kullanacakken burada İzzet bench'e gelirken dikkatle izliyoruz. Hakem diskalifiye çalıyor. İzzet burada sesli dinlerken ya ben sana ne dedim, ben ne yaptım falan diyor. Arda Hoca da hani daha fazla olay büyümesin, hani serbest atışlar artmasın tabii, sakinleştirmeye çalışıyor. Ben burada gerçekten anlamadım. Çok da merak ettim. Hakem hocamızın yani orada aramasına gerek var mı bilmiyorum. Arkasını dönüp böyle. Oyuncu zaten diskalifiye olmuş yani. 5 foul yapıp kenara gelmiş zaten. Hiç öyle hararetli bir itiraz da yapmamış. Kenara gelmiş. Bilmiyorum ne dedi. Ya belki çok dokunan bir şey söyledi. Belki de. Hani ters bir cümle kullandıysa belki orada İzzet. Yani dedi o an orayı dinlemeden yorum yapamayacağım Emre. Yani belki de cidden. Şunu da söylemişken işte neden ikili averajı kaybetti dedik. Bu maçın son 2 dakikasıydı. Önce Dux 2+1 yaptı. 3 sayı oradan. Üzerine İzzet diskalifiye oluyor. Dux 2 serbest atış daha kullanıyor. Üzerine de top yine Samsun'a geçiyor. Samsun bir anda geri dönmeyi başarıyor. Khalil Dux de bu maçta Samsun Spor'un son 5 dakikada ürettiği 17 sayının 15'ini tek başına üretti. Yani Khalil Dux yine 35 dakika sahada yoktu. Takım adeta sabote eden isimdi. Ama son 5 dakikada takımı ikili averajı en azından kurtarmayı başaran adam olmayı başardı. Ben İlker hocamın yerinde olsam 3 periyot oturtturur. Son periyot oynasa kadar. Ya çünkü cidden ben bir ara izlerken hani ben de sinirlendim kendi kendime yani. Hani kenarda, 28 sayı nasıl Khalil Dux hani ya? Kenarda sanki ben top bekliyormuşum da Khalil bana atmıyormuş gibi hissettim bir yerde yani. Çünkü o takım düşüyor oyundan Emre. Hani çok zorlama şutlara da gitti. Bir de zaten bazı imkansız sayı yaptığı şutlar da uzaktan oluyor. Evet. Onlar girmeyince çok şey oluyor. Antipatik oluyor. Kesinlikle öyle evet. Hani ya uzaktan sonra ooo yapıyorsun ama girmeyince ya abi ne yapıyorsun sen? Takım dizilmiş hani sete bağlı kal oyna gibisinden ama. Ya bu maç hakkında da ben notlarıma bakıyorum. En büyük yazdığım şey Khalil Dux ve berbat tercihleri olmuş gerçekten. bu maç adına. İzzet bu maçta işte diskalifiye oldu dedik. Çok da iyi oynadı. Yani sayı olarak olmasa da 6 asistle ne zaman topu alsa arkadaşlarını çok iyi beslemeyi başardı. Timothy Suarez etkisiz kaldı. Zane Knowles 5 top kaybı yaptı ama çok yüzdeli bir bitirişle rakip pivotlara üstünlük sağladı i̇yi diyebiliriz. İyi bitirici ama. Yani evet, sezonun geneline buna yaydı yani. Sağladı. Kesinlikle öyle. Polat Kaya yani bu tabii ki. Takımların yaptığı transferlerin hemen etki vermesi benim çok hoşuma gidiyor Emre. Evet. Yani böyle transferler Polat tabii ki Polat Kaya hani Süper Lig'den Batman Ekim Fethiye'den geldi. Oluyor yani bir takıma geldiğinizde hemen mükemmel bu işleri yapamıyor olabiliriz. Son oynadı Polat Kaya 11 sayıyla dediğimiz gibi Samsun yaklaşmaya da çalışsa o ara Polat'la
Balıkesir önde kalmıştı ama son 2 dakikada tabii ki işte olay çözüldü ama aslında Polat Kaya'nın 11 sayısıyla 18 farkı yakalamıştı Balıkesir son periyotta. Sonrasında ise fark 9'la bitti ve 2'li averaj Samsun Spor'da kalmış oldu. Miles Mack de ilk 23 dakikada 23 sayı atmıştı zaten. Yani takımı tek başına sürükledi adeta. Mükemmel bir oyun sergiledi. İstersen bir de şöyle bir video getirelim ekrana. Balıkesir güzel hücum videomuzun adı. Balıkesir hani diyorduk ya sezon ilk yarısında Miles Mack'in tavrı, herkesin duruşu ne kadar durağan derken şu hücumu dikkatle izleyelim. Üçüncü periyodun ortaları, paslaşmaların seriliği, o gün İzzet, Hamit, Miles Mack tekrar buradan İzzet'e verecek. İzzet o güne çıkarıyor. Yani Samsun kötü savunma yapmıyor yalnız. Farkında mısın? Herkes herkese yetişiyor ama mükemmel bir hücum. Mükemmel bir hücum. Bunu taçlandıran da tabii Miles Mack'in. Ve tabii ki de Koç Arda ve Kilo'nu da hakkını verelim. Gerçekten bu burada bir fark var yani. Kesinlikle fark var. Kesinlikle. Harika yani. Balıkesir çok stabil oynayan bir takımken şu anda hareketli, bol bol pas. Hani Miles Mack böyle duruyordu yani mesela. Hani pas gelmiyor bana diyor. İsteksiz. Evet isteksizdi. Hani sahada duruşu bile güzel olmayan. Evet. Seyir açısından antipatik duran bir vücut dili vardı. Kesinlikle öyle. Ama şu an bayağı istekli, arzulu ve tempolu oynuyor. İzzet Türk Yılmaz'ın atılmasıyla ilgili de şunu söyleyeceğim. Belki bir şey söyledi ya da söylemedi bilmiyorum. Evet. Hani ben bunu genelleyerek konuşacağım. Oyuncuların da kendine sahip çıkmasının ne kadar önemli olduğunu şu an söyleyelim. Velev ki 4-5'te Samsun'la beraber kaldınız. Ev sahibi avantajı kaybetme, kazanma. Yani bir kelimeye ikili averajı verdik hocam. Evet. Belki de kullanmadın. Yine verildi fark etmez. Hani ben burada demek istediğim oyuncuların da yaptığı hareketlerin bir tek kendisine ceza değil takımlara nasıl yansıdığını da görmeleri yani. Adeta 9 sayıya mal oldu yani adeta. 9 sayı. Bir top 9 yani sayı. Tam o topta çıkmadı hepsi ama 6'sı falan galiba o topta çıktı. Sonrasında devam hocam, etti yani. Hocam tabii 2 artı 1'i o pozisyondan saymayalım. 2 artı 1 üzerine 2 atış. Üzerinde 5, bir hücum daha yaptılar. Üçlük herhalde o da 8 sayılık bir hücum. Onu tam hatırlamıyorum ama bir hücum daha yaptılar. Samsun oradan iyi çıkmayı başardı. Bu maç hakkında da yine şöyle bir detay, böyle şöyle bir videomuza. Samsun paylaşılamayan top hemen ekrana getirebilirsek videomuzun adı. Bunu evet. Daha önce de sen çok söylemiştin ya bu paylaşılamayan ya top kararlarında biraz daha sabredilmeli mi, beklenmeli mi diye. Dikkatle izliyoruz dedi. Üçüncü periyodun sonları çok kritik anlar bir de. Burada Tayfun Erülkü ile Koray Uzunasan. Hocam buna nasıl paylaşılmayan top verirsin yani hani. İkisinin eli kabul aynı anda topa temas etmiş ama hiçbir duraksamı yok. Yani burada faul çıkabilir Timotius Suarez'e onu bırakıyorum. Ama şurada yani bu ben, nasıl bir paylaşılmayan top? Bence Tayfun'un şeyinde çok hakimiyetinde o top faul düdüğü bile çıkabilir. Girse basket faul resmen iki atışlık bir şey yenmiş hocam. Ve buranın da önemi şöyle. Burası 3. periyodun son 30 saniyesi. Skor 59-47 Balıkesir lehine. Belki faul olsa ya da devam edilse 59-49 olup son periyoda 10 farkla girilebilecekken. Burada paylaşılamayan top kararıyla top Balıkesir'e geçiyor. Üzerine koç İlker Salman'ın itirazları sonucu teknik faul yiyor Samsun. Bir serbest atış kullanıyor Balıkesir. Üzerine de periyoda noktayı bir de üçlükle koyuyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Ve 16 sayı farkla son periyoda girmeyi başarıyor. Yani hakem üçlüsüne bakmadım. İsim zikretmeyi çok isterdim. Ama bu paylaşılmayan toplarda hocam top iki oyuncu tarafından hakimiyet altına alınıp süresini bilmiyorum. Belki 1-2 saniye beklemesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum ama orada şu an oyuncunun adını hatırlayamayacağım. Balıkesirli oyuncu arkadan topa sadece temas ediyor. Emre. Evet. Ve zaten hani şu hareket var. Foul. Top Samsunlu oyuncunun çok net hakimiyetinde. Ki zaten potaya attı topu. Şuta kalktı. Kötü karar. Aşırı kötü karar. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani adaletsiz bir karar. Yani kötü kararın yanı adaletsiz de bir karar. Olabilir. Gerçekten öyle. Tabii ki Samsun Spor da buralara üçlüklerle geldi adeta. Bu maçta da 20'de 5 üçlük isabetiyle oynadılar. Ve çok ezildiler Balıkesir'e karşı. Balıkesir de mükemmel bir galibiyet elde etti. Evet. Harika bir takım oyunuyla, Miles Mack'i ile, Nobles'i ile, Polat'ı ile, İzzet'i ile onları da tebrik ederim. Onlar şafaksız da, kazandılar yani. Şafaksız kazandılar ve onlar da mesaj maçını çok net mesaj vererek hani kafa kafaya oynanıp kazanılmış bir maç değil. Evet. Baştan sona üstün götürülmüş. Aynen öyle. Rahat kazanılmış bir maç Emre. Aynen öyle. Yani herkesi kullandılar bir de yani. Mesela koç Arda Vekiloğlu geldiğinde Koray'a daha çok süre veriyordu. Berkay'ın süresi düşmüştü. O günün süresi azalmıştı. Hamit süre almıyorken şu anda onlara da süre verdi bu maçta. Bol bol süre aldılar. Yani o da takımın rotasyonu iyice genişletip her parçadan katkı almayı planlıyor diye düşünüyorum.
Bu maç hakkında konuşacağımız başka bir şey var mı Emre? Bence tamamdır gerçekten. Enine boyuna konuştuğumuzu düşünüyorum. Diyorsun. Ve reklama gideceğiz ama reklamdan döndüğümüzde ne olacak? Büyükşehir Hastanesi Konyaspor'un evet. sevgili koçu Cengiz Karadağ bizim video konuğumuz. Mamak maçını, Konya Mamak maçını konuşarak başlayacağız. Evet, video ama analizlerimiz olacak. Video analizlerimiz var. Yaklaşık 4-5 adet videomuz var bu maçla ilgili. Evet. Sıkı geçecek bir maç. Çok kısa 2 dakikalık bir reklam arası rica ediyoruz. Tekrardan merhaba. Balıkesir maçını bitirdik evet. Emre. Şimdi sırada Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Mamak Belediye maçı var. Diyerek başlayalım Emre. Sözü sana verelim. Evet. Çok çekişmeli bir maçtı. Mamak cephesinde Anthony Lee, Oğuzhan Tosun ve Mertcan Solkov sakatlıkları nedeniyle forma giymedi. Eksik kadroya rağmen Mamak mükemmel bir mücadele ortaya koydu ve maçı son topa kadar da taşımayı başardılar ama son topta da Murat Can Esen'in harika savunmasıyla Diyanet Evetkin'e geçit vermediler ve maçı aldılar diye kısaca bir özet yapabiliriz. İstersen bu kısa özet sonrası hazır konuğumuz Koç Cengiz Karadağ'yken iki parta böldük videosunu. Önce ilk partını ekrana getirip istersen onun sonrasında yorumlarımıza devam ederiz maç hakkında. Evet, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor'un değerli koçu Sayın Cengiz Karadağ'dan sezon hakkında, takım hakkında bir değerlendirme aldık. Şimdi o videoyu ekrana getirelim ve sözü Cengiz Hoca'ya bırakalım. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle sizlere basketbol adına böyle güzel bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese bir basketbol sever olarak saygılarımı sunuyorum. Yalova halkına, Yalova spor sevdalarına da buradan selam olsun. Biz Konya Spor olarak sezona biraz geç başladık ancak bazen krizlerde fırsatlar oluşuyor. Bu fırsatları iyi değerlendirdik. O dönemki mevcut yelpaze içerisinden birbirleriyle iyi uyum sağlayabilecek, takıma katkı verebilecek oyuncuları tercih ederek sezona bir başlangıç yaptık. Kartepe'de 3 gün 4 günlük bir antrenman sonucu Türk Federasyon Kupası'nı oynadık. Sonrasında da lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu başlangıç, iyi başlangıç biz de ilgili olduğu kadar biraz rakiplerimizle de ilgiliydi. Kimisi daha eksikti, kimisi hazır değildi vesaire. Ama oyuncularım çok ciddi gelişme gösterdiler. Her antrenmanı çok iyi geçirdiler. Ve sürekli gelişme ve kazanma isteğiyle oynadılar. Ardından bir sakatlık süreci geçirdik biz. İşin açıkçası söylemek gerekirse sezonun ilk resmi maçından
son oynadığımız Mamak resmi maçına kadar hiçbir maçta biz tam kadro olmadık. Sürekli bir sakatlık eksiğimiz vardı. Ligin uzun bir bölümünü yabancısız oynadık. Fakat benim bir görüşüm var. Tabii ki yabancı oyuncular geldiği zaman takıma çok büyük katkılar vermek için transferleri yapılıyor ama Türk oyuncularının da ne kadar kıymetli, hele basketbolcuların, sporcuların haricinde basketbolcuların çok yetenekli olduklarını düşünüyorum ben, Türk basketbolcusunun. Dolayısıyla takımda da ana rolleri alınca Türk oyuncular belirli bir seviyede bir basketbol başarısı ortaya çıktı. Henüz biz istediğimiz kıvamda, istediğimiz seviyede basketbol oynamıyoruz. Bahsettiğimiz sebeplerden dolayı. Ancak yavaş yavaş sakatlıkların düzelmesi ile birlikte biraz daha iyi antrenman yapmaya başladık. Fakat bizim asıl antrenör olarak asıl görevimiz maç kazanmak olduğu kadar eldeki imkanları da en iyi şekilde kullanmak olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine bizler Türk oyuncuların gelişimi için elimizdeki potansiyelli oyuncuların gelişimi için özellikle çok daha ekstra çalışıyoruz burada. Türk oyuncular neticede her kulüpte, her takımda bence dominant olmalı. Örneğin İspanyol takımları basketbolda çok ileri seviyede, ileri derecede yüksek başarılar elde etmiş takımlar, kulüpler. Fakat baktığınız zaman 10 tane yabancıyla değil, en az 3 tane, 4 tane veyahut da daha fazla dominant kendi ülke oyuncularıyla oynuyorlar. Yani İspanyol takımlarındaki dominant oyuncular, rol alan oyuncular, ana rol alan oyuncular hep İspanyol oluyor. Bence bizdeki en büyük sıkıntı bu. Kesinlikle yabancı sayısının hem Süper Lig'de hem TBL'de düşmesi yönünde fikrim var. O hem ekonomik olarak hem de o sürelerin Türk oyuncuların alması adına çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Örneğin Süper Lig'de Beşiktaş'ın yaptıkları ortada, gerçekten büyük hayranlık uyandıran, büyük başarılar elde edilen bir sezon geçiriyorlar. Tabii ki bunun temelini Bandırma Banvit kulübü atmıştı ama neticede geçen sene ve evvelki seneyi de gözlemlerseniz Banvit kulübü de çok başarılıydı bu oyuncularla beraber ve orada da domine edenler Türk oyunculardı. Dolayısıyla ben liglerimizde Türk oyuncuların daha aktif olmalarını, sadece TBL için değil, Süper Lig için de, hem milli takımımız için hem de kendi ülke basketbolumuzdaki yeteneklerin yok olmaması adına kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet, sevgili koç Cengiz Karadağ'a da çok teşekkür edelim. Emre, bir dönemde bizim takımımız Yalova Spor'u çalıştırmış. Yalova Spor Belediye'ydi ismi, eski takım. Orada görev yapmıştı. Kendisiyle tanışız. Seviyoruz da, hocamızı da özledik. Yalova'ya selam demiş. Biz de buradan selam gönderelim hocam. Evet. Sizi özledik. Zaten 2-3 hafta sonra mı ne? Yalova'ya gelecekler. İnşallah görüşürüz. Muhabbet ederiz hocayla da. Muhtemelen antrenmanlarına gider. Hoş geldin deriz. Hocamla da bir iki ayak üzeri de olsa konuşuruz. İnşallah. Yani. Bu röportajımızın ilk kısmıydı. İkinci kısmını da az sonra yayınlayacağız. İstersen kısaca bu hocanın söyledikleri hakkında kısa bir değerlendirme yapalım. Yani hocamın doğru söylediği, yani üzerine basması gerektiği yer şuydu. Takımı geç kurdular. Bu kriz, takımı geç kurmaları dezavantajdır. Ama bazen bu dezavantajlar tırnak içerisinde akşam pazarı ya da boşta kalan daha diğer kaliteli oyuncuları da size getiriyor. Ve Cengiz Karadağ hocamın da böyle bir avantajı vardı. Biliyorsun ki sonradan kurulmasına rağmen çok iyi yerli oyuncuların. Tabii ki. Ama söylediğin gibi çok iyi yerli oyuncuların. Maalesef Konyaspor'un başındaki kas davası yüzünden yabancı oyuncu alamadılar. Haftalarca yabancısız mücadele ettikten sonra
Olcan'ın sakatlığı sonrası Isaiah Yumupik takviyesi geldi. O da Türkiye içinde oynadığı için alabildiler. Ve şu an ikinci yabancı hakları doğdu ama hala da tercih etmiyorlar. Yollarına da bu şekilde devam ediyorlar bir süre daha büyük ihtimalle. Yani ben daha önce de bahsetmiştim. Duşan'ın yerine bir uzun almaktan bence sakınmalılar. Duşan'ın şu an istatistiklerine bakıyorum. Oynadığı maçlara, maçlardaki etkiye bakıyorum. Evet. Bir yabancı uzun alsalar bu kadar olur. Belki bu kadar bile olmayabilir. Onun zaten alışma süreci 2-3 hafta. O takımı sendele ettirecektir yani. Belki 4... Yani bilmiyorum hani bu ya da... Hazer Avcı da çok iyi oynuyor tabii işte, ki. Murat Göktaş'ı da hoca kullanabiliyor. Belki de hocam ileriki dönemde ikinci partta transferler hakkında da konuşacak. Orada da belirttiği gibi belki yabancıya gidebilirler, gitmeyebilirler. Yabancıya gitme tercihi de zor. Hani evet. Ben kendim düşünüyorum hangi pozisyonu alırım, çıkamıyorum iş içerisinden mesela. Senin düşünebildiğin yani, var mı? Ben de Oğulcan Baykan'ın en kısa sürede dönmesini ümit ediyorum. Evet, onlar için çok önemli. Onu izlemeyi de çok özledik. Takım için ya çok önemli bir roldeydi. Harika bir performans sergilerken sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemiyor. Yoksa yani Oğulcan Baykan, Arda Erdoğan, işte Erkin Şenel, Bandırma Kırmızı altyapısından, evet. Murat Cenesen'i, Murat Göktaş'ı, Hazer Avcısı, unuttuğum birisi varsa yani kusura bakmasın ama çok iyi bir kadro gerçekten çekirdek olarak baktığımızda. Murat Cenesen de bu... Tabii ki. Isaiah Yumupik de yani gerektiği yerde katkı veriyor, vermiyor. Ama tabii ki Oğulcan Baykan... Onu tercih ederim bu arada. Tabii ki Oğulcan hani koçum Baykan. Koçum burada haklı. Evet. Yerli oyuncuların yabancılardan daha üstün olması gerektiğini savunuyor evet, hocam. Evet, dominant yerlilerin olmasını kabul ediyorum ama şöyle bir fark var. Mesela... İşte Alihan Denizgenç'le podcast yaptık, işte Kerem'le podcast yaptık. Bunlar da söylenen hepsi işte bir iki yabancı isimleri adlarını şu an Sykes var mesela galiba. Sykes. Bunları söylediğinde aşırı çalışkan, sürekli çalışan bir oyuncudan bahsediliyor. Mesela biz Markel'i de gördük. Evet. Hocam da bilir. Aşırı çalışkan ve her idmandan bu kadar iyi olmana rağmen takımın üzerinde tırnak içinde kral olarak sana davranılmasına rağmen her antrenmandan sonra 200-300 tane şut atıp eve gidiyorsan, Türk oyuncu bunu yapmadan gidiyorsa hocam bu yüzden bence Türklerin ağırlığı olmayabilir. Evet. Çünkü yani şu an bugün Mike Morris'in mesela %50 ile serbest atış atıyor ama yine hala her antrenmandan sonra 500 tane şut çalışıyor. Ama Türk oyunculardan biz bunu göremiyoruz. Yani bence çalışmayla da biraz iş disipliniyle de alakalı. Hani Türk oyuncular hocam seneyi kurtarmaya çalışırken yabancılar bu seneyi basamak olarak görüyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Hani keşke İspanya'daki gibi ekol olsak. İspanya bir ekol. Ekol olsak da dediğimiz gibi sadece Türk oyuncuların ağırlığıyla yabancı oyuncuların serpiştirildiği takımlar olsa. Koçun TBL'de de yabancı sayısı düşürülmesini savunuyorum. Görüşünü nasıl düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ben üzülerek katılamayacağım. Çünkü estetik olarak çok geride kalıyoruz bu sefer. Ben de Süper Lig'e katılırım. Bence de Süper Lig'in de düşürülmesini düşünüyorum. Ama TBL bence 2 çok ideal yani. 2 ideal. Yani 3 bence kötü olur. Çünkü TBL için mi? Evet. Yok canım 3 çok bence. Kötü olur. Hem ekonomik yani. Olarak çok kötü olur. Tabii. Evet. Ekonomik gücü olarak direkt ekonomik gücü iyi olan direkt BSL yapar. Yani böyle bir tabii durumda canım, çok net sivrilir bir iki takım. Ona hiç gerek yok zaten. İki çok ideal bence. Bir de çok düşük. Yani evet. Tekrar söylüyorum hani görsel çok önemli. Tabii ki hani, Konyaspor bu sene bir yabancının çok güzel bir örneğini sergiledi. Hatta sıfır yabancıyla da bir harika bir performans sergilediler. Ama hocam bu bence sizin gerçekten başarınızla sizin, alakalı. Konyaspor'un hani. Bu istisnai mükemmel bir başarısıydı. Evet. Her takım bu kimyayı da yakalayamaz, bu kimyayı da tutturamaz. Bu yerli kadrosunun karakterinin koçun kalitesi, başarısının, kalitesinin örneğiydi tam olarak yani. Evet. Çünkü ben crossover'lar üzeri, el üzeri üçlük de izlemek istiyorum ve ben bunu yapabilecek Türk oyuncu çok sayıda yoktur Emre ya. Hani ben sana düşün desem 5 dakikada bir tane belki bulamazsın yani. Boş şutlarda boş turnike bırakmak yerine 360 smacı izlemek istiyorum mesela ben. O yüzden bu konulara yani şey olarak söylüyorum. Taraflı olarak bakıyorum. Estetik. Yabancı biraz daha bana estetik geliyor yani. O zaman istersen hemen Cengiz Hoca'nın röportajının ikinci kısmıyla devam edelim. Bakalım Büyükşehir Hastanesi Konyaspor yabancı takviyesi yapacak mı? Ne zaman yapacak? Koç Cengiz Karadağ cevapladı. Şimdi sözü ona bırakalım. Şu an saçma sapan bir FIBA davası vardı. Fakat kasten bu karar Konyaspor'un lehine olarak geri döndü. Neticede yabancı hakkımız ortaya çıktı. Kullanır mıyız, kullanmaz mıyız? Kısa vadede ben ekstra bir yabancı oyuncu getirmeyi düşünmüyorum.
Ama ilerleyen süreçte kulüp yönetimimiz veya teknik ekibimle birlikte ben belirli bir seviyelerde kalmak adına veya daha ileri gitmek adına ihtiyaç duyarsak bunu da konuşacağız. Bu konuda da ne yapacağımıza bakacağız. Biz takım olarak tek bir hedefimiz var. Bunu samimiyetle söylüyorum. Her maçta biraz daha az hata yapmak, biraz daha gelişme göstermek ve biraz daha elimizdeki oyuncu grubunu daha iyi basketbol oynayacak seviyeye çıkarmak. Umarım bunu başarabiliriz. Bildiğiniz gibi yarışmacı liglerde bir tane şampiyon oluyor. Bizim ligimizde de bir tane şampiyon olacak. Bir tane de lige çıkan takım olacak. Dolayısıyla 18 takımın sadece 2 tanesi hedefe ulaşabilecek. Böyle olduğu zaman diğer 16 takımın hepsi de başarısız diye adletmek bence haksızlık olacak. Bu görüş doğrultusunda tabii ki biz de olabilecek maksimum seviyede başarıyı elde etmeye çalışıyoruz. Ancak bununla birlikte biz de elimizdeki değerlere daha katmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Nezdinizde Yalova Spor Basketbol Kulübü'ne, takımına, idari teknik oyuncu kadrosuna, başkanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum ve başarılar diliyorum. Tekrar size de böyle güzel bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Selamlar. Evet, sevgili hocamız Cengiz Karadağ'ın ikinci açıklamasını izledik. Emre, şunu anlıyorum. Playoff'a kadar bence bir transfer gelmeyecek gibi. Evet, ya zaten 26. haftaya kadar bile yabancı transferi için süre devam ediyor. Belki o zamanlara playoff'u iddiaya göre... Belki ev sahibi avantajını almaya yakın olduklarını hissettikleri anda evet, bir yabancı takviyesi gelebilir. Ben böyle gördüm. Konya'yı da şu anda zor bir fikstür bekliyor. Üst üste iki deplasmanları var. Gemlik ve Düzce. Erteleme maçı oynayacaklar bir hafta içinde. Üzerine içeride Sigortan'la oynayıp Yalova deplasmanına gidip içeride Denizli ile oynayacaklar önümüzdeki 5 maçlık çok fikstürde. Beş maç. Buradan nasıl çıktıklarına göre bence bu maçlarda da hala yabancı takviyesi gelmemiş olur. Ve bu maçlar sonrasında da belki duruma göre, iddiaya göre, playoff'taki şansa göre bir takviye daha gelebilir diye düşünüyorum. Buradan da tekrar değerli koç Cengiz Karadağ'a programımıza katıldığı için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet ve bu maç hakkında videolarımız var. İstersen hemen onlarla devam edelim. Olur. Evet, Özgür Şahin sportmenlik dışı diye bir videomuz var. Hemen hızlıca ekrana getirebilirsek. Burada çok Mamak cephesinin bir itirazı vardı. Evet, ikinci periyotta 4 dakika var bitime. Özgür Şahin burada pas vermeye çalışırken Kaan topu çalıyor. Sonrasında sportmenlik çıkıyor. Sen ne diyorsun bu pozisyon hakkında? Sol eline dikkat etmek lazım Emre. Sen de bir bak. Ya çok dikkatli izledim. Yani... Bana biraz oyun var gibi geldi. Rol yani gibi geldi. Yani göstermek de önemli. Burada çıkabilir. Topla alakası yok. Çünkü topu almış oyuncu ilk adımı da aldıktan sonra yapılan faul. İşte faul var mı ben onu da bilemedim. Çok bilmiyorum, çok ortada geldi bana ya. Çok slow motion da yaptım yine anlayamadım. Bundan tabii ki hakemlere de bir şey diyemeyiz. Çok ortada bir pozisyondu. Evet. Devam edelim. Konya hücum faul. Maçın son anları. Videomuzun adı Konya hücum faul. Maçın son anları çok kritik. 82-81 Konya üstünlüğü var. 28 saniye var. Son 4 saniye kalacakken Mama burada hücum faul çalınıyor. Kesinlikle Özgür Şahin teknik faul. Yani ben bunu izlerken yapma falan dedim ama sonradan da yani... Yok hocam. Yani bunda... Yubipik tamamen bence destek amaçlı. O kolunu açıyor ve Özgür çok almış yani. Almış da bilmiyorum. Bence almış da değil de... Bence de hoca burada... inanmış diyeyim. Evet hakem ya. İnanmış. Hakem burada Konya cephesinin burada çok büyük itirazı vardı. Haklılar. Bana da öyle geliyor. Yani haklılar. Çok kritik bir pozisyondu. Mamak sportmenlik dışı itiraz diye bir videomuz var. Bu sefer de evet Mustafa Baki Görür. Enteresan bir performansı var burada. Evet. 3. periyotta bitime 2,5 dakika var. Mustafa Baki topu çalıyor. Sonrasında. Evet, sonrasında bilmiyorum. Şurada galiba Kaan'ın bir darbesi geliyor koluna. Ya, yapma, yüzüne ama sonrasında abi, yapma abi. Gerçekten abi seviyoruz yani kabul seni. Kabul muhtemelen tamam bir temas var ama hocam şey abi bunları bence
Evet. Yani burada Mustafa Vaki de uzun süre yerde yattıktan sonra hakemlerden normal faul kararı çıktı. Normal. Bence de normal. Yani normal. Ama yani buradan... bu kararın çıkması da normal. Oscar'lık normal. Performans için tebrik ederim. Çok... Yani bence bunlara gerek yok ya. Hani ben birkaç oyuncu... Yani gerçi Mustafa Baki'nin çok yaptığı iş değil hakem aldatma. Evet. Hani yaptığı iş değil. Böyle... Muhtemelen darbe aldı. Evet. Çok net darbe almış darbe zaten. Darbe aldı. Sonrası ama biraz... Hani bu belki kadar... de doğru düşse, doğru yere düşse belki de çalacaklar. Yani. Ama yani... Evet. Devam edelim. Evet. Konya Spor Benlik Dışı itiraz videomuzun adı. Bu da maçın son topu. Skor 82-81 galiba, evet hala. Konya Spor Benlik Dışı itiraz videomuzun adı. Hocam 82-81'de neler olmuş ya? Bak evet, burada Murat Cennese'nin az önce bahsettiğimiz maç savunması geliyor Diyanet Evetkin'se. Sonrasında buna normal faul çalınıyor. Yani burada her şey çıkabilir ya. Yani devamında sen buna normal faul çalarak büyük bir hata ya, şuna bakar mısın? Bomboş bir saha. Oo, çok topla hiçbir alakası yokken çok ya bu sportmenlik dışı değil, açık saha faulü bu değil de ne yani gerçekten. Belki de bilmiyorum, maçın kaderini değiştirebilir. Düşünsene her şey olabilir hocam, basketbolda. Olası, pot altından üçlük yiyebilirsin. Olabilir. Ya. Olabilir ama yani. Ama halbuki ne olacaktı? İki atış, top yine Konya olacaktı. Topu savun, zaten kısır döngüye girip maç bitecekti orada. Ama belki de ne olacaktı? İşte burada dönüşünü Hazar Avcı iki serbest atış kullandı. İlkini atınca ikinciyi kaçırdı. Bilerek sürekli şey yapmasın mola diye. Mola alınmasın diye. Mola alamasın diye. Ama belki de ilkini kaçıracaktı, ikinciyi atamayacaktı. Bir anda saçma sapan şeyler olacaktı. Bilemeyiz. Burada büyük bir hataydı gerçekten. Diyelim. Neyse ki hakemler adına şanslı. Şanslı bir an. Konya kazanmış ve Konya büyük kazandı. Bir facianın önüne geçilmiş. Kesinlikle öyle. Şunları söyleyeceğim ben. Anthony Lee yoktu Oğuzhan Tosun ve Mertcan Sonkol'un yanında Mamak Belediye'de. Bu da hücum reboundlarında 20'ye 3'lük bir Konya üstünlüğü getirdi. Evet. Ya savunma reboundlarında da Konya 27'ye 20 öndeydi. Hücumda da 20'ye 3. Ben şöyle bir şey görmedim. Bu sezon bir maçta ikinci şans sayılarında 25'e 2'lik bir üstünlük hatırlamıyorum. Ve Mamak İlk ve tek ikinci şans basketini maçın ikinci dakikasında buluyor. Ondan sonra yok. Kalan 38 dakikada bir tane bile ikinci şans basketi yok Mamak cephesinde. Yani bence bu istatistiklere rağmen iyi bir maç geçirmişler. Kesinlikle öyle. Özgür'ün mükemmel performansı, Umar'ın iyi performansı, Watkins kötü oynamasına rağmen maçı son ana kadar taşıdılar. Engin, Yesukan ve kimdi? Yiğit Emre Mirza'nın 5 numarayı, onların performansıyla 5 numarayı geçmeye çalıştılar. Bence ya Duşan'ı tutamadılar. Hazar Avcı da çok iyi oynadı. Pot altını resmen kaybettiler ama mükemmel dış şut performansıyla 14 üçlük isabeti buldular %54 ile. Maçı son topa taşıdılar ama kaybettiler. Evet. Diyelim Konya Spor'u da tebrik edelim. Tekrardan Cengiz Karadağ hocama buradan Yalova'dan selam gönderelim. Evet. Ve Kocaeli Kağıt Spor Final Spor maçına geçelim hemen. Ben hemen YouTube'dan yorumları okuyup evet, devam edelim istiyorum. Cihan Yiğit iyi yayınlar dilemiş. Akhisar Belediye Basketbolu'nun değerli başkanı Alperen iyi yayınlar arkadaşlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Yağız Üvez iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Aydın Özsezgin'den iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz tüm izleyenlerimize diyerek devam edelim istersen. Bu hafta seni de tebrik edeyim. Bir maçta yanıldın. O evet, da hangi maç? Anadolu Basket. Anadolu Basket Sent 77 spor maçıydı. O da zaten kabul ediyorum bu hafta seni full olarak. Evet, tebrik ediyorum. Fena değildi yani. 6'da 6'yı yaptık bu hafta. Bu maça ikimiz de Kocaeli Kağıt Spor demiştik. Çünkü Koç Murat Yolcu'nun evini koru neydi? Sloganı, misyonu. Sloganı değil de. Tamam, slogan, doğru misyon. Doğru kelimeyi bulamadım ama bulursam bir gün söylerim bunu başka maçlarda. Kazanmayı bildiler. Yani Keyshawn Sherrill'ın klasik Keyshawn Sherrill aslında da. Kariyerinin en iyi ikinci maçı oldu bu. Evet. Kariyerinin en iyi maçı geçtiğimiz sezon Balıkesir deplasmanında attığı 45 sayıydı. Bu da ikinci sıraya çıktı 38 sayılık performansıyla. Yani adeta Keyshawn takımı taşıdı diyebiliriz. Horace özellikle ilk periyotta Chris Harris Jr.'a yani darmadağın oldu karşısında. Hani biz geçtiğimiz hafta da demiştik bu maç çok heyecanla bekliyoruz. Chris Harris Jr.'la Horace Spencer'ın mücadelesi nasıl olacak diye. İlk periyotta ile Chris Harris Jr. damgasını vurdu adeta. Onur Sonsırma'nın asistleri yani her havaya attığı top Onur abinin, Onur Sonsırma'nın Chris Harris Jr.'ın basketiyle sonuçlandı. Adeta şut kaçırmada 15 sayı üretti ilk periyotta. Maçı da 21 sayı 18 reboundla tamamladı Chris Harris Jr. 7 hücum reboundu. Horace Spencer'ın 12 sayı 14 ribaunduna rağmen büyük üstünlük yakaladı. Ama final cephesi maçın sonuna kadar bir türlü o yanına ikinci parçayı, üçüncü parçayı koyamazken Göktürk ve Terrell Allen'ın son periyotta son 5-6 dakikadaki ya üstün performansı bir anda maçı enteresan şekilde yine son topa getirdi. Kocaeli bu sezon bunu çok yaşıyor yalnız. Anadolu maçında az daha böyle veriyorlardı. 25-26'lara çıkan maç son anlarda son 2 dakikasında 3 sayıyla girip
Zar zor kazanmışlardı. Yine aynı şeyi yaşadılar ve kazanmayı başardılar. Peki Göktürk Ural'ın maçın sonundaki fast break'teki kötü tercih hakkında ne düşünüyorsun? Evet, onun videosunu almadık ama şöyle bir pozisyon. Yanlış hatırlamıyorsam fark 2 ya da 3. Final Spor topu kapıyor. Göktürk hızlı hücumda 2'ye 1 ya da 2'ye 2 gidiyorlar ve Göktürk fast break'te ayağı çizgiye basarak üçlük, yani üçlük çizgisine basarak ikilik deniyor. Bomboş bir turnike ya da bilmiyorum Allen'la bir paslaşma imkanı varken ya büyük bir konsantrasyon kaybı ya. Evet yani o... Ya girse yazık, üçlük atabilirken ikilik attın, girse yine üzüleceksin. Her türlü üzüleceksin. Girmedi, bu güzelim fast break bir anda harcandı ama tabii Göktürk de maçı adeta getiren adamdı oraya kadar. Belki de kendini iyi hissetti. Evet, kendini iyi hissetti. Çok yani top çalma sonrası çok basketboldu gerçekten Final Spor son periyotta hele. Ve Göktürk de Allen'ın çabasına rağmen yeterli olmadı. Onur Sonsırma da 5 faulle kenara gelince ondan da yararlanamadılar. Bir önceki maçı çok iyi oynamıştı kaptan. Dediğimiz gibi gurur skor üretmese de savunmada etkili performans sergiledi. Ben Kocaeli cephesinde ise şuna takıldım. Can Altıntı hiç sorumluluk almadı demeyeyim de yani top kullanmadı ya. Yani hiç öyle gereken anlarda Can Altıntı'dan bir aksiyon görmedik bu maçta. Ki buna alışık da değiliz. Evet. Hani Can Altıntı'nın sorumluluğu almaya alıştığımız bir oyuncu. Şunu söylemek lazım. Chris Harris Jr.'ın Horace Spencer üstünlüğü kurduğu dönemi Borom Paçun'la evet. Durdurmayı başardı Kocaeli. Kesinlikle öyle. Borom Paçun geldiğinden beri çok dalgalı, hatta kötüye yakın bir performans sergiliyordu. Hı-hı. En azından Chris Harris'in hızını kesmesi açısından iyi bir iş çıkardı. Kesinlikle öyle. Yani ilk periyotta zaten Horace kenara geldi ve Bora oyuna girince bir anda takım tekrardan toparlandı. Maç sonunda zaten Borom Paçun 10 dakikada artı 6 iken Horace Spencer 30 dakikada eksi 2 sahadayken öyle bir performans sergilemeyi başardı. Dediğimiz gibi çok Kişan Şarıl'a kaldılar. Yani bütün o kritik anlarda Kişan'a baktı sadece Kocaeli. Yan parçalardan pek katkı alamadıkları maçta Kişan da son anlarda ne zaman yani o fark yani ne zaman Kocaeli şut sokması gerektiyse o topu Kişan'a verdiler ve Kişan o topu soktu. Zaten atarken bile Kişan'ın atacağı, sokacağı belliydi. Adam klaç oyuncusu Kişan Şarıl. Bu anlar için yaşıyor. 38 sayıda da mükemmel bir performans sergiledi. Saygı duyalım. Kenan Gülmez de iyi yayınlar dilemiş. Size evet. De iyi seyirler. Kerem'in Kenan babası. Önce. Sevgiler selamlar. Bağcan Günay da doğru kelime felsefe demiş. Kabul. Felsefe. Evdeki maçı kazan felsefesi. Evet. Doğru. Ona teşekkür da programımıza Bağcan. Katkısı için teşekkür ediyoruz. Diyelim o zaman devam edelim. Kocaeli cephesini her iki takımla tebrik edelim. Finale de yazık oldu gerçekten. Finale yazık oldu. Ama Kocaeli... çok iyi görüntü veriyorlar. Yolları açık, devam etsin. Açık. Yani. Kesinlikle öyle. Diyelim, hangi maç var? Liderin maçı var Emre. Evet. Hangi maç? Akhisar Belediye. Tekrardan 9 evet. Hafta sonra liderliği kaybetmişti. Bu hafta tekrardan tahtını geri aldı. Ki ben bunu söylemiştim. Balıkesir Samsun'u yener ve Akhisar bu hafta tekrardan liderliğe oturur demiştim. Ve önlerinde de fena olmayan bir fikstürü var. Yani diyelim ben bu maç olacak? Özelinde Gemlik Sporlulara bir selam yollayayım. Birazdan yabancı kısayı özür dilerim. Yapacakları kısa tercihini açıklayacağız. Ama bu maçı değerlendirmesinin sonunda. Evet, onlar Brian Starr'la yolları ayrıldı. Bizim programdan sonra oldu zaten o. Ya sezon başından beri Brian Starr yüzdeleri olsun ya, iyi bir performans sergiliyordu aslında. Federasyon Kupası'nda iyi bir görüntü vermemesine rağmen. Efektif bir oyuncu değildi. Ya, çok sakin duran. Evet, evet. Esasında parlayan, saman alevi gibi. Aynen öyle. Bir yerde çıkıp tık 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 yapıp geri çekilen. Yani oyunun geneline bunu yayamıyordu. Efektif bir oyuncu da değildi. Ve ben severdim kendisini. Gerekli işini yapardı. Evet. Haftanın en güzel hareketlerinde de çok severdik. Her hafta bir gerçekten şık bir hareketle sergilerdi. Estetik bir oyuncuydu. Üçlük yüzdesi %45'ti. Ama son Denizli maçındaydı galiba. Koç zaten sadece 14 dakika süre vermişti. Çok da kötü bir görüntü vermişti. Önceki Yalova maçında da yani 3. periyot dışında sahada gözükmemişti yoktu. Adeta. Çok kötüydü. Bence doğru bir karar ama Gemlik bu maçta çok kötü bir performans sergiledi. Gerçekten baştan sona Akhisar vurdu geçti maçı adeta. Gemlik adına bu maçta tek pozitif nokta olarak 2002 doğumlu Bora Satır'ın gerçekten başarılı üçlük performansı, dış şut performansıyla sergilediği attığı 23 sayıyı gösterebiliriz. 0 top kaybı sadece. Onun dışında Miles Carter neye dönüştü bilmiyorum. Sezon başından sonra Miles Carter artık bir sadece üçlükle yaşayan bir adama dönüştü yani. Ama üçlükle yaşayan bir 5 numara TBL'de iş yapmaz Emre. Yani bence de öyle maalesef. Ya ben bunu Hopkins'ten beri söylüyorum ya. Yani. Hiç şey kalmadı ya. Zaten Marvin Jefferson adeta bir TBL 5 numarası böyle olunurun örneğini sergiledi herkese.
mükemmel bir performans. 5 blok attı ve hepsi birbirinden güzel adeta. Haftanın güzel hareketlerine de girdi zaten. Sakatlıktan dönen bir Doğukan Şanlı var. Evet. O da sadece 14 dakikada 16 sayı attı bu arada. Dakikasına bakmış mıydın? 14 dakikada 16 sayı, 0 top kaybı, 5 asist. X faktördü adeta. Muhteşem bir performans. Evet, Deniz de çok kötüydü. Çok etkisizdi. İlker Tunalı iyi döndü. Sonunda yani skor açısından olmasa 8 sayı 8 reboundla Gökhan Akkoyun'a göre bu maçta çok daha iyi bir performans sergiledi. Troy Franklin Jr. da yani biz hafta içinde sayfamızdan da paylaştık Instagram'dan. Yani ilk periyoda damgasını vurdu hocam adeta. Hocam dans ediyor ya. Mükemmel. Çok estetik topla bir dans ediyor. Çok estetik. Keyifli yani. Topu sürerken de keyifli. Zaten işte ben onu söylemek istiyorum sana. Hep de anlatıyorum. Yani şunu yapıp da pas verebilirsiniz ama evet, bacak arasından vermeyi tercih edip kendini belki basketbol adına momentuma sokuyor ya da o rüzgarı arkasına almaya çalışıyor. Keyif oluyor, zevk alıyor. Keyif aldığında oynadığı oyunda Troy Franklin'in Akhisar takımına yaptığı katkı çok daha başka. Aynen öyle. İlk periyotta 18 sayı attı zaten. Müthişti ya. Yani izlemesi o kadar keyifliydi ki. Harikaydı. İkinci periyotta skor üretmemesine rağmen arkadaşlarını besledi bu sefer. Asistler, asistlerin asistlerini bol bol yaptı. Harika oynattı takımı. Akhisar adına çok rahat bir galibiyetti. Tam tekrardan ritim yakalamalık bir galibiyet oldu. Akhisar cephesi adına çok önemliydi diyelim. Ve bu maçtan sonra da Sigortam deplasmanına gidiyorlar. Üzerine de içeride Yalova ile oynayacaklar. Yani Akhisar'ın gidişatı adına iki kritik maç. Üzerine de Denizli deplasmanı. Çok zor üçlü. Hedef. Bu üçlüden evet. Nasıl çıkacağı sezon sonunun biraz gösterir Akhisar'a. Aynen öyle. Akhisar'a yolu açık. Yani en azından ritim tuttular. Devam edecekler. Nasıl olacak? İzleyip göreceğiz diyelim. Diyelim ve Cemil'in kısasının adını verelim Emre. Evet, sen söyle istiyorsan. Yok, buyur sen söyle. Evet, yani büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle. Bu da Gemlik Basketbol. 1993 doğumlu Amerikalı guard Maurice Watson'la anlaşmak üzere. Belki olabilir, olmayabilir. Anlaştı. Prensipte diyelim. Prensipte net, anlaşma net var. Evet, tabii. Evet, tabii ki yani. İmza atıldığında zaten Türkiye Basketbol Federasyonu sitesine de muhtemelen lisansı düşecektir. Kesinlikle öyle. Maurice Watson. Bakalım nasıl olacak? Biz de yani ne zaman şey yaparız? Daha izlemedik açıkçası, bilmiyoruz. Haftaya konuşuruz diyelim. Haftaya konuşuruz. Maurice Watson Gemlik Spor'da diyelim. Evet. Ve Bornova Belediye Nadir Gold İstanbul Basket maçına geçelim. Evet, mesela haftamızın son maçı. Son maçı. Bornova için rahat bir maç değildi açıkçası. Hani evet, maç öncesinden rahat bir maçtı. Kesinlikle öyle. Hani bu maç bakıldığında özür dileyerek söylüyorum. Biraz daha takımlar bu maçlara diğer maça bir dinlenme, biraz daha rahat geçirme ama gözüyle bakıyorlar. Tabii ama ki TRT Spor 2'den yayınlanması, Yiğitcan Saybir'in de kadroda olması İstanbul Basket'i belki biraz ateşledi. Ama onlar da neredeyse tam kadro olarak geçtiğimiz hafta içinde BGL oynadılar. 3 maç yanlış bilmiyorsam oynadılar ve hafta içi hiç idman yapamamışlar. Yani direkt hafta içinde 3 tane maça çıkıp 40'ar dakikadan bu maça çıktılar. Zordu onlar açısından ama özellikle James White'ın etkili performansıyla maça tutundular. Ama yeterli olmadı. Deion Knight iyi değildi. Yiğitcan Saybir'in yani hataları. 8 sayı önde oldukları periyodu elinden kaçırıp Bornova'ya verdiler ve orada maç bitti. Evet. Ya 3. periyotta zaten darmadağın oldular. Son periyotta geldiler ama orada da hep bir tercih hatası. Hep basit hatalar. Normal, bu da gençliğin verdiği evet, tecrübesizlik yani. Evet. Aynen öyle. Tabii James White'ın da bence bazı hataları vardı. Hani boş pozisyonda arkadaşları varken görmedi belki ama çok basit hatalar da yaptı. Bloklarıyla iyi bir çember savunması sergilemesine rağmen İstanbul Basket kaybetti. Bornova Belediye ise Carlos Medlak, Mustafa Erdoğan, Kalif Yang üçlüsünün etkili performansıyla kazanmayı başardı. Burada da en dikkat çeken detay karşılaşmayı 9 sayı farkla kazanan Bornova Belediye'nin asistlerde 18'e 15 geride kalması. Çok enteresan ama gerçekten. Ama zaten İstanbul Basket'in asistlerle. Ama Bornova'nın da 26 basketi sadece 15 asist üzerinden bulması da enteresan bir detay olarak söyleyebiliriz. Diyelim bu maç özelinde çok konuşabileceğimiz bir şey yok umarız. Yani evet, bu maçta Mert Çevik ve Ege Yaşar süre almadı bu arada Bornova cephesinde. Ege'nin parmağında bir sakatlık varmış galiba. Mert'in durumunu bilmiyorum. Diyerek haftamız maçını sonlandırmış olalım. Bu arada YouTube'da da Murat Dönmez hocamızdan iyi yayınlar dileği gelmiş. Semt 77 Alaspor'un değerli genel menajeri, ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Diyelim mi o zaman haftanın en güzel hareketlerine geçelim mi? Geçelim. Bütün maçlarımızı konuştuk enine boyuna. Şimdi sırada TBL'de 18. haftanın en güzel 15 hareketi var. Pot altı ekibi olarak yine 15 güzel hareket belirledik. Evet, 15 numarada Nadir Gold İstanbul Basket'in gençleri Enes Bayraktar fast break'te çok güzel bir asist yapıyor i̇şte ve Yiğitcan Saybir smaçla bitiriyor. Sen seversin böyle pozisyonu. Severim. Ya orada turnike çıkıp
bırakabilirsin. Üstünlüğü almasın. Basketbol ile gelebilir ama böyle şeyler daha keyifli. Çok güzel bir asist. 14 numarada Marvin Jefferson'ın takip smacı, dediğimiz gibi Miles Carter'a bu maçta çok büyük üstünlük sağladı. Kötü olmuş Miles. Burada Marvin Jefferson listenin 14 numarasında. 13 numarada Göktürk Ural var. Göktürk bunu bu sene çok yapıyor. Rebound'u alıyor. Tam sahayı kat edip burada Burak Şaşmaz'dan harika şekilde sıyrılıp çok güzel bir basket. Evet. Göktürk'ü tebrik edelim. 95 doğumlu Finalspor'un 95 doğumlu oyuncusu Göktürk Ural. Harika bir sıyrılış. Güzel bir bitiriş. 12 numarada Miles Carter var. Çember savunması yapmadı dedik ama burada gerçekten mükemmel bir blok yaptı. Oo, Gökhan Akkoyun'a. Gökhan Akkoyun da çok iddialı bir girişim yapmış. Muhtemelen o kaçarmış gibi yani. Ve 11 numarada bir turnike var ki gerçekten çok estetik. 1.75'lik Diante Wetkins, 2.21'lik Duşan Cantekin'in üzerinden inanılmaz bir turnike. Evet, Diante bunları yapıyor Emre. Ve Duşan üzerinden yapması ayrı bir estetik katmış. Yine aynı. 10 numarada ise Speedy Gonzalez adeta. Şu fake'i görüyor musun? Evet. İnanılmaz bir hareket. Yani tutabilene aşk olsun Troy Franklin Jr. Basket faul çıkartıyor. 9 numarada Doğukan Şanlı. Çok güzel bir oyun. Yavuz Koçay'ı besliyor burada. Postap'ta çok şık bir pas. Emre, Hakan Yapar vari bir pas. Hakan Yapar diyecektim. Ağzımdan aldın ya. 8 numarada James White, nadir gol İstanbul Basket'ten. Ata kahraman fast break'te smaca giderken James White, burası benim potam, basket yok diyor. 7 numarada Khalil Dukes. Son anları etkili oynadı demiştik. Dukes burada Polatkaya'dan harika sıyrılıyor. Burada neler yapıyorsun Khalil Dukes? Zane Knowles'tan inanılmaz sıyrılıyor. Alkışlayabilir miyim şu an? Harika bir turnike ya. Muhteşem bir oyun, muhteşem. Ya Türkiye Basketbol Ligi seviyesinde bundan daha İyisi. Estetik bir turnike zor atılır. 6 numarada Troy Franklin Jr. Serdar Yavuz'dan sıyrıldıktan sonra harika bir bacak arası pas. Ömer Sancaklı köşede Doğukan Şanlı'yı görüyor. Doğukan da üçlükle pozisyonu noktalıyor. Troy Franklin Jr. Topla dans ediyor resmen. Aynen öyle. Keyif aldı mı? Onu izlemesi de bizim adımıza çok, çok büyük keyif. 5 numarada Hakan Yapar demişken evet, listemizin 5 numarasında Hakan Yapar, Dwight Colby ikilisinden. Hem de Dwight Colby'yi eleştiriyoruz ama Dwight Colby'nin bu işleri çok iyi yaptığını da söyleyelim yani. Kesinlikle öyle. Takip smaçları olsun. Burada asist de çok Aluklar, güzel. Aluklar evet, asist de güzel. Ve listemizin 4 numarasında Miles Mack, Uğurcan Aksoy'dan sarılıyor. Berkay sinirli oluyor. Harika bir fake sonrası. Zane Knowles. Zane Knowles'ı görüyor ve smacı vuruyor Knowles. Burada şu müthiş bir fake. Evet. Harika bir fake ve Knowles çok güçlü bitiriyor gerçekten. Listemizin 3 numarasında bir kez daha nadir gol İstanbul Basket'teyiz. Nation Knight burada güzel bir asist ve James White, Mustafa Erdoğan'ı pastere. James White çok iyi bir oyuncu ve bu sene olmasa da yani bu seneyi bitirdikten sonra da gelecek sene çok net bu ligde ekmek yiyebilir. Peki buna ne diyorsun? 2 numarada Marvin Jefferson. Hocam düşmana vurur gibi. Ya çok fena bir blok ya, inanılmaz bir blok. Gerçekten bütün hıncını bu toptan çıkarmış adeta. Ve listemizin 1 numarasında Sertay Gürsu, Horace Spencer ikilisinden gerçekten harika bir haliyle çok uzaktan zıplıyor Horace Spencer. Evet. Güzel çalışılmış bir set Emre. Uf. Horace bunu yapacağını bilerek koşuyor ve Sertay da Horace'ın bu koşuyu yapacağını bilerek bu pası veriyor. Güzel iş. Evet. Tebrik etmek lazım. Listeye giren bütün oyuncuları tebrik edelim. Harika hareketler gerçekten diyerek evet, devam edelim. Ve haftanın panoramasını ekrana getirelim o zaman. Olur. Güncel TBL'nin hazırladığı haftanın panoramasını rica edelim Rici'den. Evet. Onun üzerine de konuşup haftanın tahminlerini yapıp bitireceğiz. Evet, haftanın takımı Balıkesir Büyükşehir Belediye seçilmiş. Arda Vekiloğlu'nun Balıkesir'i. Çok net. Bu haftaki en sağlam maçtı. En merakla beklenen maçın sonucuydu. Ve vura vura kazandılar. Evet, kesinlikle. Tebrik etmek lazım. Yine haftanın koçunda Zafer Aktaş var. Denizli Merkez Efendi Denizli'nin koçu. O da Sigortam net maçı. Yine bir mesaj maçıydı. 3 maçtır kazanan Sigortam'ı evet, çok rahat geçtiler çok gerçekten. Rahat. Onu da tebrik edelim. Haftanın oyuncusu da seni gerçekten çok özlemişiz evet, Miles Mack. Harika bir performans. 30 sayı, 6 rebound, 6 asist, 3 top çalma, 33 verimlilik puanıyla bu haftanın en iyi oyuncusu seçilmiş. Evet, haftanın yabancı beşinde ise Miles Mack, Keyshawn Sherrill, Chauncey Collins, Zane Knowles ve Marvin Jefferson var. Emre, bu beşli can yakar Emre. Ve Miles Mack 30 sayı, Keyshawn Sherrill 38 sayı, Chauncey Collins 28 sayı, Zane Knowles'tan 17 sayılık bir performans ve Marvin Jefferson'da 16 sayısının yanında 5 blokluk mükemmel bir hafta geçirdiler gerçekten. Haftanın yerli 5'i Denizli cephesine Serkan Menteşe, Polat Kaya, Şahin Ekmen, Hazer Avcı ve Duşan Cantekin. Haftanın yerli 5'i.
Burası da çok sağlam bir uzun evde. Bir takım olmuş. 2 numarada da Polatkaya var. Ya zaten Duşan ve Hazer dediğimiz gibi pot altını domine ettiler bu hafta. Şahin Ekmen 17 sayıyla çok iyi performans sergiledi. Polatkaya zaten takımı adeta son periyotta taşıyan isimdi. Serkan Menteş'e de 3. periyottaki performansıyla Denizli cephesinde çok iyi bir katkı verdi diyelim. Ve haftanın mansiyon 5'ini ekrana getirelim. Burada da Carlos Medlock, Troy Franklin Jr., Loman Jones, Mustafa Erdoğan ve Horace Spencer girmiş. Burada da evet 2 Bornovalı var. Loman Jones genelde hep haftanın 5'ine girerdi. Bu sefer yani nispeten bence daha, de doğru. 20 sayı 8 asist. Diğerlerinin yanında yani. Evet, bir de maç olarak daha rahat bir maç oynadı. Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Haftanın kaybeden performansları da Chris Harris Jr.'ın 21 sayı 18 reboundluk performansı. Özgür Şahin'in 25 sayısı ve James White'ın da 22 sayılık performansı haftanın kaybedenlerine girmiş. Diyelim ve 19. haftanın programı tahminleriyle son düzlüğe girelim. Son düzlüğe girelim Emre. 19 Şubat Cuma TRT Spor 2'den yayınlanacak maç saat 18'de. Final Spor Balıkesir Büyükşehir Belediye'yi ağırlayacak. Bu maçtan ben Final Spor yine kendi oyununu oynayacağını düşünüyorum. Kısır maça götüreceklerdir ama Balıkesir gibi bir ekibi kısır maçta tutmak ne kadar kısır tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Şu maça yani 2 hafta önce desen final kazanır diyebilirdin. Evet şu an diyebiliriz. Tamam finalde formda ama Balıkesir hani nasıl diyoruz Denizli artık şu maçları kazanması lazım. Denizli yapmaması. Balıkesir'de Samsun'u yenmişsin, mesajı vermişsin artık bu maçı kazanmak zorundasın. Ben Balıkesir diyorum. Ben de Balıkesir diyorum. Yani çok yanılacağımı düşünmüyorum ama keyifli bir maç olacak onu evet, biliyorum yani. Ben hiç de. Kolay bir maç final beklemiyor sporun bizi. Harika savunmasını izlemek istiyorum gerçekten çok da güzel bir maç olacak. Tüm TBL severler kaçırmasın bu maçı. Ve 20 Şubat Cumartesi günü saat 14'te Mamak Belediye Manisa Büyükşehir Belediye'yi evet. Konuk edecek. Manisa'da Covid nedeniyle yani rakibinin Covid geçirmesi nedeniyle geçtiğimiz haftayı pas geçti. 2 haftadır maç yapmıyorlar. Ulan ne durumdalar? En son bıraktığımızda da çok da parlak değillerdi. Lee oynayacak mı? Evet. Anthony Lee, Oğuz Santos'un, Mertcan Solkol yine yok tabii ki büyük ihtimalle. Çok zor maç ama ben Mamak'ın nasıl geçtiğimiz hafta deplasman performansına çok güvenmiyorum demiştim. Burada da ben Mamak'ın iç sahadaki oyununa güveneceğim. Mamak diyorum. Emre ben senden şu an ayrılamıyorum. Buna da üzülüyorum esasında. Evet ya. Yine 20 Şubat Cumartesi günü saat 15.45'te semt 77 Yalıspor evinde Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'i konuk edecek. Bu haftanın maçı da bu. Yani gerçekten. Evet çok net. Geçtiğimiz hafta Balıkesir Samsun'du. Semt 77 Yalıspor Merkez Efendi Belediyesi. Biz hep totem olarak rakibe verirdik ama bu hafta bana Denizli kardeşlerim şöyle bir şeyde bulundular. Bu hafta da Merkez Efendi deyip totem mi diyeceksin buna dediler. Bu hafta Yalova Spor diyorum. Hayır. Ben de Yalova'nın iç sahada toteme ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yalova bu maçı iç sahada kazanacaktır. Son 8 maçta 7 galibiyetli Semt 77 Yalova Spor'la son 6 maçta 5 galibiyetli Denizli. Harika bir maç. Bunu da TBF TV'den tabii ki Kent 77 TV'den kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Evet. Ve Yalova diyoruz ikimiz de. Ve evet Yalova diyoruz bunda. Ve yine 20 Şubat Cumartesi saat 17.30'da Nadir Gold İstanbul Basket evinde Kocaeli Büyükşehir Kağıt Spor'u ağırlayacak. Ben Kocaeli'nin biraz deplasmanlarda ufak yalpaladığını düşünüyorum ama bu maçta bence hata yapmayacaklardır. Ben de Kocaeli diyorum. Kocaeli kağıt deyip geçiyorum. İstanbul Basket yani her maçta bir o şeyi yakalıyor ama yani yine başa baş oynar ama kaybedecek gibi geliyor yani evet. Maalesef. Ve pazar günü 21 Şubat pazar günü saat 14'te Samsun Spor Anadolu Basket'i konuk edecek. Dediğimiz gibi Anadolu Basket'in hedef olmayan maçlarından biri bence bunda da Samsun Spor kazanacak gibi duruyor Emre. Ben de yani Samsun'un geniş rotasyonunu kullanarak bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Anadolu Basket dediğimiz gibi bu maçı da ısındırma açısından kullanabilir. Asıl final maçına odaklanmaları lazım. Evet yine 21 Şubat pazar günü saat 15.45'te GCT Düzce Bornova Belediye'yi konuk edecek. Bu maç zor maç. Bu da güzel maç. Sıkıntı Düzce'nin nasıl döneceği Covid'den ve Düzce ev sahibi olmaktansa deplasmandayken daha iyi performans sergiliyor. Ben bunda bir Düzce diyerek seni biraz ikileme sokayım. Evet. Ben de bir, yani ayrılalım ya Bornova diyeceğim ya. Ama bence bu çok 50-50 bir maç bu çünkü. Evet. Sen gerçekten de hangi Bornova takım kazansa şaşırmam. Düzce açısından da çok önemli. 9 galibiyetteler. Ya şu an düşünsene gizli lider bile sayılır yani Düzce. Eksik maçlarını kazanırsa. Evet. Yine 21 Şubat pazar günü saat 17.30'da Budo Gemlik Basketbol Büyükşehir Hastanesi Konya Spor'u ağırlayacak. Bunda Budo Gemlik Spor yeni kısasını çıkarabilecek mi çıkaramayacak mı? Bence çıkaramaz çıkarsa da alabileceği performans belli. Alex Gordon'u getirmeyecekler sanıyorum. Alex Gordon. Evet, değil mi? Olmayacaktır. O yüzden ben
Büyükşehir Hastanesi Konya Spor diyerek. Ben de Konya Spor diyorum ya. Konya kazanması lazım bu maçı. Diyoruz ve 22 Şubat. Tabii de kazanması lazım düşününce. Tabii şimdi kazanması lazıma gelirsek yani, bütün takımların kazanması ki, gerekiyor. Tabii ki Gemliğin de kurtarması lazım ama Konya favori. Evet ben de Konya Spor ve diyorum. Ve haftanın son maçı TRT Spor 2'den yayınlanacak maç. Sigortam Net Akhisar Belediye. Bu da güzel maç. Bence haftanın iki maçı varmış Emre. Evet. Akhisar'ın deplasman performansını çok merak ediyorum. Andaç yapıcı yerde bu maç için yani varsa yoksa bu maça yüklenmiştir şu anda. Ben İlker'le sürtüşmeyi özledim. Sigortam Net diyerek sana bırakıyorum karar Emre. O zaman madem yani burada bir oyun oynuyoruz böyle kendi kendimize. Ben de Akhisar kazanır diyorum bu maçı. Kabul. Akhisar kazanır ve liderliğini sürdürür diyorum. Ben de Sigortam Net, BJ Blaine şaşalı performans bekliyorum ondan. Yine absürt üçlüklerin yüzdeli üçlükleri bekliyorum. Ya bekliyorum ki umduğum değil tahmin ettiğim. Umduğum sakatlıksız keyif dolu bir maç. Kesinlikle öyle. Umduğumuz bu. Evet Emre söyleyeceğimiz bir şey var mıydı? Hayır. Bütün maçlarımızı enine boyuna konuştuk. Konuklarımızı, video konuklarımızı ağırladık. Video analizlerimizi yaptık. Buradan tekrardan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Şube Sorumlusu Sayın Talha Esen'e ve Büyükşehir Hastanesi Konya Spor'un değerli koçu Sayın Cengiz Karadağ programımıza video yoluyla destekte bulundukları için çok teşekkür ediyoruz. Devamını da beklediğimizi iletelim. Diğer evet. takımlar da bize destek olurlarsa bu konuda belki de hakemler ya da başka şeylerden serzenmek isterlerse yine açıklama evet, yapabilirler. Bizim ulaşmamıza da gerek yok. Evet. Instagram hesabımız tbl_pot6, Twitter'da da tbl_pot6. İstediğiniz gibi bize yazabilirsiniz. İsim vermemek de isteyebilirsiniz. Her türlü biz sizin önerilerinize, görüşlerinize açığız diyelim. Evet diyelim ve Türkiye Basketbol Ligi'nin ev kapsamlı konuşulduğu potu altından bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.